Evakıllı.com'dan herkese merhaba. Bugünkü uygulamamızda bir kapı zilini farklı cihazlarla, farklı yöntemlerle nasıl çalıştırabiliriz? Bu ne işe yarar? Bunu göreceğiz. Ana kontrolcü bir kumanda ve 3500 watt'a kadar on-off aç kapa yapabilen bir soket. Kapı zili ve adaptörü yapı marketten temin edebilirsiniz ya da bir elektrikçiden temin edebilirsiniz. Soket, kumanda ve bu gördüğünüz Vera ana kontrolcüsüyle 3 farklı senaryo yapacağız. Şimdi bir evde yaşlı birisinin olduğunu ve hizmetçilerin olduğunu düşünelim. Hizmetçiler mutfakta devamlı beklemekte. Yaşlı kişi elindeki kumandayı kullanarak hangi katta olduğunu mutfaktakilere haber verecek. Nasıl? Senaryo düğmeleri var. Bunlar senaryo düğmesi. 4 düğme. Ama 8 senaryo yapabiliriz. Birinci düğmeye normal bastığımızda bir senaryo çalışır. Birinci düğme eğer uzun basarsam ikinci senaryo çalışır. Yani 4x2, 8 senaryo yapabiliriz. Şimdi deneyelim. Birinci düğmeye bastım. Bir kere on off çalıştı ve kapı zili çaldı. İkinci düğmeye basıyorum. İkinci kattayım demek diye düşünebiliriz. İkinci kata gel. Seni ikinci kata çağırıyorum. Bu da üçüncü kata çağırdığımızı gösteriyor. Gördüğümüz gibi bir soket, bir kumanda ve ana kontrolcüde bunu yapabiliriz. Ana kontrolcüye daha fazla tabii her zaman cihaz ekleyebiliriz. Burada farklı olan şimdi bu ampulün kapı zili olduğunu düşünelim ya da şöyle gösterelim. Ana kontrolcü yok, sadece kumanda ve elektrik soketi. Açtık, kapattık. Ana kontrolcü yok. Sadece bu kumandayla soket birbirleriyle haberleşiyor. Yalnız burada açtıktan sonra kapatmamız şart. O yüzden buraya ampul koydum. Eğer kapı zili devamlı basılı olduğunu düşünürseniz bu ileride, yani ileride derken bir 10 dakika sonra muhtemelen bu kapı zilinin içindeki mekanizmayı eritecektir, bozacaktır. Çalışmaz hale getirecektir. Hatta devamlı elektrikte kalırsa, açık olarak kalırsa muhtemelen kokuyu alacaksınızdır. Şu anda soketimiz kapalı. Basmaya devam ediyor hala. Zilde elektrik var. Bu şekilde bırakırsak bir 10-15 dakika sonra muhtemelen zili bozmuş oluruz. O yüzden tekrar basarak kapama işlemini yapmamız gerekiyor. Alternatif bir yöntem olarak bunu kullanabiliriz. Bir kumanda 3 tane soket olduğunu düşünün. Bu soketlerin ucunda da deminki gibi bir lamba olduğunu düşünün. Birinci düğmeye bastığında birinci lamba yanacak. İkinci düğmeye bastığında ikinci lamba yanacak. Yani ikinci kattayım. Üçe de basarsam 3 lamba birden yanacak. 3 farklı sokette. Üçüncü kattayım. Hatta bu dördüncü düğmeye de bütün ışıkları kapa, bütün soketleri kapa senaryosu da oluşturabiliriz. Bu iki alternatif yöntemden bir tanesi
yaşlı birisi için uygulanabilir. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.